Herkese merhaba, selamlar, saygılar arkadaşlar. Yeni bir yayınla tekrar birlikteyiz. Selahattin Demirtaş'ın bugün önemli açıklamaları var. Onunla başlayalım bültene. Yine ikinci bir gündem maddesi. Clinton ailesinin YPG ve YPJ'ye ilişkin açıklamaları var. Dizi çekecekler, televizyon dizisi çekecekler ve Amerika'da bunu bir firmayla anlaştılar. Bu da oldukça ses getiren bir açıklama oldu. Demirtaş'ın açıklamasıyla devam edersek, Selahattin Demirtaş bugün Erdoğan'a da mesaj verdi. Yolladığı mektupta bir grup gazeteciye mektup yolladı ve o mektubunda hem muhalefete hem Erdoğan'a hem de HDP'ye ve Kürtler de başta olmak üzere birçok kesime mesajlar verdi. Kendisine dair suçlamalara bir anlamda mektup şeklinde yanıt verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararına rağmen halen cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın özetle ilk bölümdeki mektubu şöyle. Bildiğin gibi dışarıda HDP üzerinden özellikle de benim adım üzerinden zaman zaman yoğun tartışmalar yürütülüyor. Sen de bu tartışmaları görüyorsundur. Cezaevi imkanları ölçüsünde tüm gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Elbette bana ve HDP'ye yönelik eleştirileri büyük bir saygıyla karşılıyor. Eleştirilere değer veriyor. Onları anlamaya çalışıyorum. Geçmişteki siyaset tarzımız, söylemimiz, pratiklerimiz konusunda öz eleştirisel yaklaşmak gerektiğine de samimiyetle inanıyorum, diyor Demirtaş ve devam ediyor. Ayrıca bunu tüm siyasetçiler yapması gerektiği kanaatindeyim. Bizler dört dörtlük siyaset yaptığımızı iddia edersek sadece kendimizi kandırmış oluruz. Nihayetinde Türkiye bugün bu halde ise her siyasi aktörün kendi ölçüsünde sorumluluğu var. Bunu muhalefetle dahil diyor. Barışı sağlayamadık. Demokrasi getiremedik. Ekonomi çöktü. Toplum ağır bedeller ödüyor. Başarılı olsaydık bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Durum bu kadar nettir. Bence bu saatten sonra mazeretlerin arkasına sığınmanın da bir anlamı yok. Muhalefet topluma güven vermek istiyorsa öz eleştiriden kaçmamalı. Olgun bir şekilde öz eleştirisini vermelidir, diyor Demirtaş ve devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlarla birlikte ben ve HDP üzerinden son 5 yıldır hükümetin sistematik şekilde yürüttüğü kampanya bir eleştiri kampanyası değil, iftira ve kumpasa dayalı medya ve yargı eliyle yürütülen bir linç kampanyasıdır. Benimle ilgili medyada yazılan, çizilen, söylenen neredeyse her şey bariz bir yalan ve iftiraya dayanmaktadır. Bazı sözlerin bağlamından koparılarak algı oluşturmaya çalışılmıştır. Hakkımdaki tüm kumpas çalışmalarını mahkemelerde bir bir çürüttük ve bunları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ortaya koyup haklı bir şekilde davayı kazandık. Bana yönelik temel suçlamalarda işin aslının ne olduğunu detaylıca bilmen için avukatlarımın hazırladığı bir dosyayı ekte sunuyorum. Dosya belki biraz uzun olacak ama zaman ayırıp tümünü okuyabilirsen kumpasın ciddiyetini veya ciddiyetsizliğini daha net görmüş olacaksın. Bu dosya mesleki çalışmalarından yardımcı olmasını umarak da iletiyorum, diyor Demirtaş ve mektubun diğer bölümünde şöyle devam ediyor. Benimle ilgili son 5 yıldır o kadar yoğun şekilde ve korkunç bir algı operasyonu yürütüldü ki mahkemeler dışarıda üretilen algı ile dava dosyamın gerçeği arasında uçurumda sıkışıp kalmış durumdadır. Biat etmiş yargıçlar, hakkımda üretilen algıya uygun şekilde yargılama yapıp bir an önce iktidarın beklediği ağır cezaları vermeye çalışıyor ve bunu yaparken anayasayı, yasaları yerle bir ediyorlar. Birazcık hukuk vicdanı taşıyanlar ise korkudan ne yapacaklarını bilmez durumdalar. Çünkü koskoca Cumhurbaşkanını yalancı çıkaracak bir karar vermenin maliyetine katlanmaktan çekiniyorlar. Ve elbette bütün bunlar seçim kazanmak uğruna yapılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin hakkında verdiği kararda da belirtildiği üzere Cumhuriyet tarihinin en önemli referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan rakiplerini hapse atarak kendine siyasi üstünlük sağlayıp seçimleri öyle kazanmıştır. Bu karar ile başlı başına 16 Nisan referandumu ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetini tartışmalı hale getirmiştir. Şimdi sırada aynı yöntemlerle 2023 seçimlerini kazanma hesabı var. Ben ve HDP'yi terörist ilan edip kriminal hale getirerek belki de göstermelik bir yargılama sonucunda hükümlü pozisyonunda düşürerek ya da partiyi kapatarak muhalefet bloğunu iyice sıkıştırmayı hedefliyor. Bağımsız Türk yargısı tarafından verilecek olası bir karara saygı duymayıp HDP'ye selam veren herkesi daha ağır bir saldırı dalgasına tabi tutarak terör destekçisi ilan etme kampanyasını üst boyuta taşıyacaktır. Bu nedenle ekte sana gönderilen bilgiler hakikatin bilinmesi açısından olduğu kadar Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren
son derece önemli bir seçime giderken oluşacak siyasi dengeler açısından da hayati önemdedir diyor Sayın Demirtaş ve mektubun ilk bölümündeki sonuna doğru giderken de şu cümleleri kullanıyor. Bizler her koşulda barışın ve özgürlüklerin savunucusu olmaya, içeride ve dışarıda bunun mücadelesini yürütmeye kararlıyız. Bugüne kadar bir kez olsun mahkemelerden tahliyemi talep etmedim. Çünkü beni tutuklayanlar onlar değildir. Bu tutumumda herhangi bir değişiklik de olmayacaktır. Senden ricam halkın, ezilenlerin, yoksulların, ötekilerin, yarınlarımızın yararına bir tutumla hukukun, adaletin, haklının yanında olmaya cesaretle devam etmendir. Er veya geç ülkemizi hep birlikte düze çıkaracağımıza yürekten inanıyorum. Şimdi burada arkadaşlar sen derken aslında hepimize sesleniyor, halka sesleniyor, genel Türkiye'deki bütün halklara sesleniyor Sayın Demirtaş. Bu yalnız değil aslında, mektup sadece bu bölümden ibaret değil. Çok uzun uzadıya bölümler var. Bu sadece ilk bölüm, bir bölümdür. Ama sosyal medyada, bütün sosyal medya mecralarında bu yazının devamını ve yine avukatların hazırladığı ve birçok detayın içerisinde yer aldığı Sayın Demirtaş'ın bütün davalarının da özetinin çıkarıldığı, savunmalarının özetinin çıkarıldığı o dosyayı bulup okumanız mümkündür. Onu da zaten Sayın Demirtaş'ın kendisi de öneriyor. Evet, bütün tartışmalar, bütün çağrılar Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Parlamentosu'ndan, Avrupa Konseyi'nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, yine Türkiye'deki birçok sivil toplum örgütü, siyasetçi, muhalefet, herkes Sayın Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılmasını istiyor. Evet, başka bir haber var. Bu da Hillary Clinton ile ilgili. Kızı Kobani Kızlar adıyla dizi çekecek diye bir haber paylaşıldı. Bugün bütün sosyal medyada bu haber oldu ve Çukur medyası zaman geçirmeden ABD YPG'ye dizi çekiyor diye flash haberler, başlıklar attılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle yeni başkanını seçilmesinin ardından iki gün önce de yeni gelişmeler olmuştu. Sayın Demirtaş'la ilgili de Amerika Birleşik Devletleri resmi ağızdan Sayın Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısı yapmıştı Biden. Clinton de Biden'a yakın bir isim. O da seçimlerde, Amerika seçimlerde, başkanlık seçimlerde Biden'a destek veren siyasetçi, Dışişleri Bakanlığı yapmış aynı zamanda ve Amerika Başkanlığı'nı yapmış Bill Clinton'ın eşi kendisi. Dolayısıyla etkisi çok. Evet, bakalım nasıl bu anlaşmaya varmışlar, neyi çekecekler? Biliyorsunuz Kobani direnişinin bugün de yıl dönümüdür ve bugün ayın 26'sı 2015 Ocak ayında bugün Kobani özgürleştirilmişti. Biz de o uğurda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, şehitlere rahmet diliyoruz ve o mücadele için emeği geçen herkese insanlık minnettardır. Biz sadece değil, bütün dünyada bugün Kobani'nin kurtuluşuna ilişkin kutlamalı mesajları vardır ve bir anlamda bu haberin bugün çıkması da bir güzel bir tesadüf olsa gerek. Ha tabii ki bunu eleştirenler de vardır, onu biraz sonra doğru irdeleyeceğim. Kobani'nin kızları İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi kitabını, televizyon dizisi haklarını satın aldığını açıkladı Hillary Clinton, eski Dışişleri Bakanı, Amerikan eski Dışişleri Bakanı ve evet, ortağı olduğu Hidden Light prodüksiyon şirketiyle anlaşmış ve bu prodüksiyon şirketi birçok röportaj yapmış Rojava'da, onlarca yüzlerce YPG'li ile görüşmeler yapmış. Tabii ki HSD'nin izini alarak ve bunu zaman zaman küçük gösteriler ya da küçük bölümler şeklinde yayınlanmıştı. Çok ciddi ilgi de çekmişti. Bunu kitap hale getirmişler. Bu prodüksiyon kitabına getirmişti bunu. Bu ziyaretlerini, bu çekimlerini, bu röportajlarını. Hepsi de görüntülü röportajlardır. Gerçek röportajlardır ve bunu Hillary Clinton bu prodüksiyonu tamamen satın almış kızıyla birlikte. Bu kitabı içinde derleyerek, içinde bölümler alarak televizyonlarda yayınlanmak üzere bir dizi haline getirmek istediğini söylüyor ve bu hikayeyi, direnen kadınların hikayesini yayınlamaktan şeref duyarım diye bugün de bir tweet attı. Bu tweet de oldukça çok paylaşıldı ve tabii ki Clinton ve kızı Chelsea'nin bu girişimi Türkiye tarafından hiç de memnuniyetle karşılanmadı ve hemen atağa geçildi. Bilmiyorum, bu konuda belki de Dışişleri Bakanlığı bir açıklama da yapabilir. Çünkü onlar için YPG ve YPJ'nin direnişlerini göstermek, gösterime sunmak bu kabul edilir bir durum değil. Türkiye açısından söylüyoruz ama dünya açısından hiç de öyle değil. Bütün dünya YPG'yi, YPJ'yi, onların direnişini kahramanlık olarak gösteriyor ve dünyada hiçbir ülke YPG ve YPJ'yi terörist olarak görmüyor. Onları tam tersine mücadele eden ve özellikle YPJ'nin kadın direnişi
gelişini simgeleştiren YPJ'yi dünyada artık tanımayan kalmadı diyebiliriz. İyi şeylerle tanınıyor bunlar. IŞİD'i yenerek Kürt halkının, Kürt kadınının geldiği nokta açısından dünyada takdirle karşılanan bir durum söz konusu ve bunun kitaplaştırılması, daha sonra dizi haline getirilmesi, sinema filmi haline getirilmesi, onların yaşamının doğru temelde anlatılması ve IŞİD'e karşı, çetelere karşı elde edilen bu başarının bütün dünyaya tanıtılması çok önemlidir. Dolayısıyla Hillary Clinton'ın da böyle bir şeye imza atması, böyle bir prodüksiyonu satın aldıktan sonra bir paylaşım yapması, direnen kadınların sesi olmak benim için onur, gurur verici bir durumdur. Buna benzer bir paylaşımı yapması oldukça önem taşıyor. Tabii ki bu konuda şu yorumlar da yapıyor. Bilmem sizden de ricam. Bu çekimlere ilişkin, bu televizyon dizilerine ilişkin siz de önerilerinizi, yorumlarınızı videonun altına yazın lütfen. Çünkü sosyal medyaya biraz baktığınızda birçok insan buna kuşkuyla yaklaşıyor. Şu da deniyor. Acaba gerçekten de YPG'nin gerçek hikayesini anlatabilecekler mi? Gerçekten de bunu kamufle edip Amerika filmlerine benzeterek daha çok Amerika'nın reklamını yapacak şeyler mi yapacaklar? Ya da gerçekten orada direnen YPG'li direnen kadınların direnişini olduğu gibi mi verecekler? Ya da yine Kürtleri kullanarak başka şeyler mi amaçlıyorlar? Böyle şüpheler de var açık söylemek gerekiyorsa ama bekleyip görmek gerekiyor. Bu kadar Rojava'lı kadınların, Kürt kadınlarının, YPG'li kadınların direnişini isim vererek de bir prodüksiyon şirketini satın alarak bütün dünyaya bunu Clinton ailesini duyurması bana göre çok önemlidir. Değer vermek gerekiyor. Bekleyip görmek gerekiyor. Daha önce de Güneş'in Kızları isimli bir film çekilmişti. Bu da ben şahsen onu da izledim. Çok fazla beğenmedim. İçinde izledim bütün filmi ama içinde hiç beğenmedim. Böyle Amerikavari tarzı, böyle çok maceracı yaklaşılan şeyler de vardı. Yani gerilla yaşamından uzakta olan birçok nokta da içeride olmasına rağmen yine de oradaki kadınların direnişini, o muazzam direnişini göstermeleri açısından izlemeye değer diye düşünüyorum. Bu biraz daha farklı olacak gibime geliyor. Burada çekilen 200'ün üzerinde bir şey var. Bir röportaj var ve bu röportajların bir araya getirilerek sanırsam bir şey dizi şeklinde bir şey oluşturulacak. Onlara ne eklenecek bilmiyorum. Gerçekleşinde olan görüntüler eklenecek mi yoksa hepsi gerçek görüntülerden mi oluşacak? Ya da 2015'e kadar yaşanan o çatışmalar ya da ondan sonraki çatışmalar döneminde gerçek görüntüler de yer alacak mı? Onu da biz tabii ki bilmiyoruz. Tabii ki New York Times gazetesi de bunu gündeme aldı. Manşetine taşımış durumda. Ve birçok Amerika basını, dünya basını da şu anda bunu konuşuyor diyelim. Başka bir yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar.